ben İknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir model göstereceğim. Bu modelden isterseniz bileklik, isterseniz kolye yapabilirsiniz. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Gerekli olan malzemeler... İki farklı renkte 011 numara, yani 110 da diyebiliriz. Boncuk kullanacağım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bir tane de 08 numara boncuk kullanacağım. 8 numara da diyebiliriz buna. Twin boncuk veya süper diyor boncuk kullanabilirsiniz. Süper diyor boncuk da, twin boncuk da gördüğünüz gibi iki delikli. Metal takı çivisi gerekli. Altı düz olanlardan bir miktar da zincir gerekli. 4 milimlik veya 6 milimlik boncuk kullanabilirsiniz veya doğal taş. Doğal taş veya boncuğu bu şekilde yapacağım. Şöyle metal parçalar kullanacağım. Hafif huni şeklinde. Bu şekilde boncuk arası metallerimiz de var. Kolyemiz için halka da gerekli. Boncuk iğnesi ve boncuk ipi de gerekli. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Şimdi size farklı bir renkte gösteriyorum. Stop boncuk taktım. Ve 3 tane süper diyor boncuk aldım iğneme. Aşağı kadar indiriyorum. Ve 3 tane de kum boncuk alıyorum. Aşağı kadar indirdim ve buradan giriyorum. İlk başta böyle kayabilir, sonra düzelecek. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde. İlk önce biraz karışıklık olabilir tabii ki. Bir tane süper diyor boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Boncuğu indirdikten sonra ip şu an burada ve alttaki boncukla bağlantı kurmam lazım. Buradan giriyorum. Oynatmadan size göstermek istiyorum daha anlaşılır olması için. Bu şekilde oldu. Stop boncuğu biraz çekelim. 3 tane boncuk aldım. Tekrar buradan giriyorum ve ortadaki boncuktan da çıkıyorum. Bu şekilde. Burada bir halka oluşturmamız lazım. Çünkü kapamayı takabilmemiz için. O yüzden burada yukarı doğru çıkacağım. Bu şekilde. Şeklimiz böyle olacak. Altta ve üstte 3 tane boncuk yerleştirmiş oldum. İpimiz şu an burada. Dediğim gibi burada halka yapmamız lazım. Ve 12 tane iğneme boncuk alıyorum. Bunu ekranı da yazacağım. Daha rahat görebilmeniz için. İndiriyoruz. Ve buradan tekrar giriyorum.
burada bir halka oluştu. Şimdi içinden bir kez daha dolaşalım. Şu an gördüğünüz gibi buradan çıktım ve buradan hemen aradan girip bu şekilde burayı hem de sağlamlaştırmış oluyoruz. Tekrar bu şekilde dolaşalım. Çevirdim bu şekilde ve aradan dolaşıyorum. Tekrar bu ilk başa gelmeye çalışıyorum. Bu üst tarafa geldikten sonra iğneme bir tane süper diyor boncuk ve 3 tane de kum boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Buradan hemen diğer delikten çıkıyorum. Böyle düzeltelim. İp buradan çıkmıştı ve iğneme 2 tane süper diyor boncuk ve 3 tane de kum boncuk alıyorum. Aşağı kadar indirdim. Şekilde şöyle döndüreceğiz. Biraz dönebilir. İlk başta böyle olabilir. Her zaman böyle bir şekil alacak. Hemen diğer delikten geçiyorum ve ortadaki boncuktan da geçiyorum yukarı doğru. İpi bu şekilde araya alacağız. Şöyle elimizde tutalım. Ve ortadaki süper diyor boncuktan geçiyoruz. Hem de sağlamlaşmış oluyor böyle yaptığımız zaman. Ve buradayız şu an ortada. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şimdi aynı işlemi hep devam edeceğiz. Ve şimdi ortadaki delikteyiz. İğneme bir tane süper diyor ve 3 tane kum boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Hemen diğer taraftaki delikten geçiyorum. Ve iğneme bu sefer 2 tane süper diyor boncuk ve 3 tane de kum boncuk olarak alıyorum. İlk önce 1 tane süper diyor ve 3 tane de kum boncuk almıştık. Şimdi de 2 tane süper diyor ve 3 tane kum boncuk olarak alıyoruz. Bu sıralama hep bu şekilde olacak. Ve alttaki delikten giriyorum. Ortadaki delikten de geçiyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Biraz karışık gibi gelebilir ama çok kolay. Ve ortaya aldım. Hemen ortadaki delikten geçeceğim. Yani alt tarafındaki. Böyle geçiyorum. Ve yukarıya doğru çıkacağım. İşlem hep bu şekilde. Tekrar bir tane süper diyor ve 3 tane kum boncuk. Sonrasında 2 tane süper diyor ve 3 tane kum boncuk alıp giriyoruz. Sıralama bu şekilde dediğim gibi. Ama isterseniz süper diyorları bu şekilde yapıp
sonradan 3 tane boncuk ekleyebilirsiniz. Ama ben 2 iş olmaması için bir seferde yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Ben bu kadar yaptım. Size santim olarak da ölçeyim. Şu halkadan tutarsak tam 10 santim geliyor. Siz de boyun ölçünüze kadar yapabilirsiniz. Yani şu ortadan da saydığımızda 1, 2, 3, 4 bu şekilde 16 tane olacak orta kısım. 16 tane yaptım. Ama dediğim gibi bunu isterseniz 14, isterseniz 18 yapabilirsiniz. 3 parça olarak düşüneceğiz. 2 tane böyle yanlara bu kadar parça yapacağız ve sonra ortayı yapacağız. Şimdi orta kısmını size göstereceğim. Şu şekilde ben yapmıştım. İsterseniz böyle kapak kullanarak da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle boncuk arası metalleriniz varsa onunla da olabilir. Size bir tane yapılışını göstereyim. İlk önce takı çivimizi alıyoruz. Dediğim gibi bu arkasının düz olmasına dikkat edin. Şimdi bir tane 8 numara boncuk alıyorum. 0.8'i neden kullanıyorum? Çıkmaması için. Bir tane 8 numara, bir tane bu papatya metalden. Bir tane bu metalden de takıyorum. Sonrasında boncuk veya doğal taş kullanacağım. Bu şekilde. Ve tekrar bir tane boncuk alacağım. Yani daha küçük boncuk kullanabiliriz. Fark etmez. Bu şekilde. Bunu isterseniz bu şekilde uzunlukta yapabilirsiniz. İsterseniz böyle üste devam edebilirsiniz. Ben devam edeceğim. Bir tane de 4 milimlik boncuk aldım. Ve üst kısmına da bir tane boncuk aldım. Şimdi size bu sıralamayı tekrar göstereyim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ve metali kesmemize gerek yok. Tam kıvırabileceğimiz şekilde kaldı. Şöyle elimizle bastıralım. Şöyle hemen sağa bir tane büküyorum. Ve uç kısmından şöyle halka olacak şekilde kıvıracağım. Daha ince yapmak istiyorum. O yüzden en uç kısmından tutarsak tam ince olacak şekilde kıvırabiliriz. Şöyle düzelteyim. Gördüğünüz gibi oldu. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.